Evet, buyurun. Hayır hocam. Değerli arkadaşlar, Sarıyer Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu'nun içinde yer alan ve Gülizar Hoca'yla Ulaş Başar Hoca'yı tanıdıktan sonra birlikte verimli çalışmalar yapacağımıza olan inancımla davetimizin sonucunda bizi kırmayıp da katıldıkları ve böyle güzel bir atölye çalışmasını başlattıkları için öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bir film atölyemizde olacak zaman içerisinde, ama ne yazık ki bu deprem hepimizin çalışmalarına sekte vurdu. Biz Gülizar hocamla bu akşam Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde kitabını konuşacağız. Daha iyi bir yaşam seviyesine erişmek için Çukurova gurbetine giden üç köylünün başlarından geçen acıklı olayları paylaşıyor olacağız. Saramago'dan körlük, 26 Mayıs'ta Tanpınar'dan huzur, 16 Haziran'da da Falih Rıfkı Atay'dan Çankaya'yı konuşuyor olacağız. Gülizar Hoca çok değerli bir edebiyat hocası. Darüşşafaka'dan Kadir Has Üniversitesi'ne çok geniş bir yelpazede çok değerli öğrenciler yetiştirmiş. Hatta Ulaş'ı da bu yönüyle çok takdir ediyorum, edebiyata olan ilgisi nedeniyle. Çok teşekkür ediyorum bizlerle olduğunuz için. Daha çok birlikte olmayı arzu ediyor. Sözü Gülizar Hoca'ya bırakıyorum. Buyurun. Evet. Şimdi Nisan ayında körlük dediniz değil mi Hayal Hocam? Bir dakika pardon. Hoparlörümü açayım. Hoparlörüm açıldı sanıyorum. Evet. Şimdi biraz yazardan bahsedelim isterseniz. Yazarın adı Raşit Öğütçü esas adı. Daha sonra Orhan Kemal adını kullanmaya başlamış. Babası Abdülkadir Kemali Bey çok değerli bir insan. Duayı Milliye'ye katılmış. Hatta bu yüzden bir takım haksızlıklara da uğramış, hapis yatmış biri. Daha sonra Orhan Kemal'in kendi şahsi hikayesine döndüğümüzde Nazım Hikmet ve Maxim Gorki okuduğu için hapse düşmüş. Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'le karşılaşmış. Nazım Hikmet ona şiir yazma, ona şiirlerini göstermiş Nazım Hikmet'e. Nazım Hikmet çok beğenmemiş şiirlerini ve ona düz yazı yazması gerektiğini, roman ve hikaye yazması gerektiğini söylemiş. İyi ki de öyle olmuş gerçekten. Çok başarılı romanlar ve hikayeler yazmış daha sonra. Ben Kadir Has Üniversitesi'ndeyken çok bahsetmeyi sevmiyorum ama çok ilginç bir şeyle karşılaşmıştım. Derste Orhan Kemal'in 50 Kuruş adlı öyküsünü işledik çocuklarla karşılıklı konuşarak. 50 Kuruş öyküsü hukuk içerikli bir öyküydü. Ve özünde de dürüst olmanın bir erdem olduğunu, hukukun tamamlayıcısı bir şey olduğunu anlatan bir öyküydü. Sonra Civali'ye giderken arka sokaklarda ya o dersten çıktıktan sonra arka sokaklarda kendi kendine yani içgüdüsel olarak ayaklarım beni bir yere götürdü. Dedim ki bu bahsedilen Orhan Kemal'in evi burası ve 50 Kuruş öyküsünü de burada yazmış dedim. Daha sonra Işın Öğütçü'yle karşılaştık oğluyla. Oğlu gerçekten o öykünün orada yazıldığını söyledi. Bu bana hep ilginç gelir. Orhan Kemal'e karşı da bir sempatim vardır. Güneyli olmasından gelen bir sempati herhalde. Çok hayatın içinden basit konuları çok samimi, içten bir dille anlatır. Her okuyuş hepimiz için, biraz önce Servet Bey de onu söyledi. Her okuyuş yeni bir yaratmadır. Ben de romanı bu çalışma için tekrar okuduğumda çok ilginç şeylerle karşılaştım. Hayretle tekrar okuduğum bölümler vardı. Bu da bu eseri bence klasik bir eser yapıyor. Bizim
roman geleneğimizin çok çok yeni olduğu bir zamanda yazılmış olmasına rağmen çok başarılı bulduğumu söylüyorum. Ama tabii ki bir bakış açısı var, belli bir siyasi görüş var. O siyasi görüş doğrultusunda yazılan, o doğrultuda bakılan bir eser. Romanda bir kurgu var mı? Bence yok. Bir kurgusu yok romanının. Sadece gözleme dayanan bir roman. Ama Campbell'in anlattığı kahramanın yolculuğunu burada da görüyoruz. Campbell hemen hemen bütün romanların bir romanın kahramanının yolculuğuyla başladığını söyler. Ve eve dönüşle tekrar biter. Bu roman da böyle. Çok şeyler yaşarlar üç kişi. Köyden çıkarlar, Çukurova'ya giderler. Ama üç kişi çıkarlar bir yolculuğa. Bir kişi döner, acılar içinde döner o da. Önce kendi varoluşunu sorgulayacak büyük bir gururla, mağrurla döner ama sonradan o kaybettiği insanlara acır, onların aileleriyle karşılaşır. Çok büyük bir acı içinde yaşar. Dolayısıyla hayatın güzel ve acıklı yönlerini de bize anlatmış olur. Bu romanda Çukurova'da pamuk tarlalarında çalışan ırgatları, işçileri görürüz. Bunların hepsi kendi varoluşunu sınar aslında. Bu romanı da Gazap Üzümleri'ni okurken de aynı şeyi hissetmiştim. Romanın adı Açlık olabilir dedim. Çünkü açlığı o kadar güzel betimleyerek anlatıyor ki. Tabii burada arka planda Türkiye'nin geçirmiş olduğu tarihsel öykü de var. İnsanların yaşadıkları da var. Yani bir gaz ocağı alarak köyüne dönebilmek çok büyük bir erdemken bugün böyle bir şey yok artık. Her insanın evinde bugün en fakirinden en zenginine kadar beyaz eşyanın var olduğunu biliyoruz. Yani dünyada değişen çok şey olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Çukurova'da yaşayan insanlar ve bu insanların mevsimlik işçi olarak gelen ırgatların, işçilerin, köylülerin ve bunlarla çatışan toprak ağlarının ekonomik yapısını dile getiren bir roman. Yani tamamen bir emperyalist sistemin içerisinde o çarka girmiş insanların romanı. Bunun farkında olan ve olmayan insanlar var. Aslında bugün ki değişen toplum diyoruz ama bugün değişen hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Bugün de aynı şey geçerli. Akıcı bir dili var romanın. Sonra bir öğrencimiz, Darüşşafakalı bir öğrencimiz bana bundan önce tesadüfen biz Gazap Üzümleri'ni okuduk. Gazap Üzümleri ile Bereketli Topraklar Üzerinde'nin bir benzerliğinden söz etti. Evet, belki omurga olarak benziyor bu iki roman ama Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde romanı tamamen yerli bir roman. Çünkü dil ve anlatım o kadar güçlü ki ve yadırgamıyorsunuz bunu okurken. Mesela ben Güneyliyim, okurken o kadar hoşuma giden deyimler, sözlerle karşılaştım ki. Benim hep düşüncemdir, okumak özgürlüktür grubundan arkadaşlar da var aranızda. Bilirler, ben şeyi savunurum, Türkçenin gelişmesi için bir takım Türkçenin gelişme yolunun açık tutulması için ağızlardan da yararlanılması gerektiğini hep söylerim ben. Burada aslında bu roman da sanki bunu ispatlıyor gibi. O kadar güzel yöresel söyleyişler, yöresel sözler var ki o yüzden roman tamamıyla bizim diyebiliriz. Yani ulusal olandan evrensel olana giden bir roman. Neden evrensel? Toprak ağalığını anlatması bakımından, patronun hegemonyasını anlatması bakımından, patronun acımasızlığını anlatması bakımından bence evrensel bir roman. Mesela en çok hoşuma giden şey Pehlivan Ali'nin Patoz'da bacağını kaybettikten sonra çok ağır bir kanama geçirmesi ve patronun onu insan yerine koyup arabamı kirletir diye kaçıp gitmesi çok dokundu bana. Yani sanki insanın artık önemsizleştiği, değer kaybetmeye başladığını buradan anlıyoruz. Sonra insanın temel
içgüdülerinden olan cinsellik üzerinde çok duruluyor. Fareler ve İnsanlar romanını hatırlattı bana Füsun Hanım. Biz bunu şeyde söylemiş miydik bilmiyorum, okumak özgürlüktür de, ama buradaki Ali, Pehlivan Ali, hani o amacı o deyip tavşanı öldüren, kızı öldüren tiplemeye benzettim ben onu. Öyle doğru mu bilmiyorum ama bir de bir şey daha tespit ettim bu okumamda ben. Raskolnikov, şey, Suç ve Ceza'da Raskolnikov tipi vardı kahramanın, bilirsiniz. O Raskolnikov bir hukuk öğrencisiydi ve Raskolnikov faizle para veren yaşlı kadın Anastasya'yı öldürürdü. Öldürdü ve öldürdükten sonra da günlerce o olay gözünün önünden gitmedi. Şimdi burada da Hidayet'in oğlu, başta Hidayet'in oğlu adıyla geçiyor, sonra Mıslık adıyla geçen kişi önce Köse Hasan'a çok büyük yardımda bulunuyor. Köse Hasan öldükten sonra da gidiyor Topal Köse'yi öldürüyor. Boğarak öldürüyor. Bu sanki bana kapitalizmin öldürülmesi gibi. Yani roman şöyle bir şey. Sorunları ortaya koyuyor ama çözümünü de getiriyor. Yani kapitalizm yok edilmesi gereken bir şey. İnsanlar biraz daha kendi isteklerini gem vurmayı bilmeliler. İnsanlar kendi isteklerine gem vurdukları zaman ancak eşit adalet dağılımı olur düşüncesi ne götürüyor insanı. Mesela kumar burada çok yaygın bir şekilde ele alınmıştı. Kumarın bir zafiyet olarak ele alınması ve kumar düşkünü adam çok rahatlıkla karısı olarak bildiği sevgilisi olan kadını bile çok kolay satabiliyor. Kumar burada Zeynel'in bir liderlik durumu var bence. Zeynel her şeyin farkında. Kürt'le birlikte adını hatırlayamadım. Onlar her şeyin farkındalar. Arkadaşıyla Zeynel. Sonra bakayım başka söylemem gereken. Karşılıklı konuşmalar çok fazlaydı. Bu da bana romanın bir tiyatro havası içinde geçtiğini gösterdi. Yani gerçekten kısa cümlelerle, gösterişsiz bir dille yazılan roman bence son derece başarılıydı. Sivas'ın köyünden Çukurova'ya göç eden İflahsız'ın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali başlangıçta bir aidiyet sorunu yaşıyorlardı ve hep birbirlerine sürekli söyledikleri, hep söyledikleri şey işte biz arkadaşız, kardeşiz düşüncesi vardı, bir aidiyet duygusu. Bir de hemşerilik ilişkisi çok sorgulanıyor bence romanda. İşte biz hemşeriyiz, hemşerimiz bizi kollar, başkasını mı kollayacak? Yani hep bizi kollayacak gibi bir aidiyet duygusu var. Uzun yıllar ülkemizde böyle bir şey yaşandı. Yani nerelisin sözünün altında yatan neden de bence bu. İç ve dış arasındaki bağlantı çok önemli bence. Doğa insan ilişkisine çok yer vermiş. O anlatımlar, betimlemeler müthişti. Köyden kente göç olgusu var demiştim. Ve köyden kente göç sorununa değinen ilk romanlardan birisi imiş bu roman. Ben onu bilmiyordum, yeni öğrendim. Burada meslek edinmek, bir işte ustalaşmış olmak, işte insanın kendi varoluşunu kanıtlamak bakımından çok önemliydi. Yusuf bunu yaparak köyüne döndü ama diğerleri bunu beceremediler. Hatta Pehlivan Ali ile aralarında bir rekabet oluştu. Daha doğrusu Pehlivan Ali Yusuf'a karşı bir rekabet duygusu geliştirdi. Bu da sanki kapitalizmin insanlarda bir kıskançlık duygusu yaratmak gibi, insanları sevgisizleştirmek, birbirinden koparmak gibi bir şeye işaret olabileceğini düşündüm. Ekmek parası uğruna insanların verdikleri çok acımasız bir mücadele vardı burada. Pis şartlarda, olumsuz şartlarda yaşadılar.
Tabii o dönemi düşünürsek o dönem gerçekten öyleydi. Şimdi biraz daha farklıdır ama değişen hiçbir şey yok diyebiliriz. Çünkü ezilen yine eziliyor. Daha çok para kazanmak, daha çok diyen bir kitle var. Karnını doyurmaya çalışan insanların yanında bu zıtlık da dünya üzerinde her zaman var olacaktır. Olmama ama olmasın diye uğraşıyoruz tabii ya da en aza indirilsin diye uğraşıyoruz. Türkiye'nin siyasi sosyal hikayesini arka planda görüyoruz olaylar geliştikçe. Çok büyük bir değişim yaşanıyor roman boyunca. Bir de Yusuf'un amcası ve onun karısının hikayesi anlatılıyor ve biz Yusuf'un amcasının ve kendi annesiyle olan ilişkisini de aslında Yusuf'un tamamıyla idrak etmesine rağmen sakladığını anlıyoruz. Yani Yusuf'un amcası Yusuf'un annesiyle ilişki içerisine giriyor. Bunu görüyor aslında, yaşıyor ama ona tapıyor. Yani böyle bir şeyi kabullenmek de istemiyor. Bu da ilginç geldi bana. Romanın sonunda anlıyoruz ki İflahsızın Yusuf'un şahsi hikayesi de böyle bir hikaye. Çok büyük bir haksızlığa dayanan bir hikaye. Dolayısıyla cinselliğin insanların hayatında vazgeçilmez bir unsur olması ve bunu, suçların bunun ekseni etrafında döndükleri de dayanılmaz bir ya da inanılmaz bir gerçek. Pehlivan Ali'nin genel eve gidişi çok ilginç bir şekilde anlatılmıştı. Ve her birlikte olduğu kadına hayranlık duyuyor ve onu evine götürmeye, nikahına almaya çalışıyordu. Böyle bir saflık içerisindeydi Pehlivan Ali. Hüsnü Hasan zaten romanın başlarında öldü. Başka? Neyse siz konuşun arkadaşlar. Belki ben tamamlayıcı bir takım şeyler bulabilirim. Buyurun sizi dinleyelim biraz. Evet. Seyit geldi. Önce, hoş geldin Seyit. Evet, Seyit geldi. Biraz önce Darüşşafaka'dan bir öğrenci diyordunuz. Geldi. O geldi. Yorumları yapan. Evet. Belki Seyit'i dinleyebiliriz biraz. Evet. Seyit, yorum yapmak ister misin? Sanıyorum duymuyor şu an. Belki müsaade. Duydum da. Duydum tamam. Da sesi açmaya çalışıyordum. Evet. Yani ben şimdi bu romanı çok oldu okuyalı. Ama Türk Edebiyatı'nın ilk beşinden biri diye düşünüyorum kendi adıma. Yani böyle hocam zaten olay örgülerini, hikayeyi genel olarak anlattı. Hani ben biraz daha yazarla ilgili ya da dönemin toplumsal durumuyla ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Yani bence o Türkiye'de kapitalizmin gelişimi, dönüşümü konusunda mükemmel bir eser. Yani bunu anlatması açısından. Yani hem tarımda kapitalizmin dönüşümünü anlatıyor. Aynı zamanda Türkiye'deki işte ağaların patronlaşması yani. Biraz sermaye birikimi, Türkiye'deki sermaye birikimini de çok güzel izah ediyor. Yani tabii bu konuları biraz bilen anlıyor. Yani böyle romanı okuyunca romanın kendisi ne güzel Türkiye'de kapitalizmi dönüşümünü anlatıyor demiyor. Yani oradaki hikaye örgüsü 3 tane garibanın sürüm süründüğü bir hikaye yani. Hani başka bir şey yok aslında hikayeye baktığında. Yani hem işte aşk, cinsellik, işte kendi tırnak içinde cehaletleri ya da birikimleri, hayat felsefeleriyle birlikte kurdukları İç ilişkiler, işte patronla ilişkileri. Yani bunların hepsini çok güzel anlatıyor ama bu toplumsal olarak çok ciddi bir aslında siyasi bir roman. Yani çok siyasi bir roman. Zaten Orhan Kemal'in kişiliği de ortada. Yani Türkiye'nin en çok hapis yatmış komünistlerinden bir tanesi zaten kendisi. İşte Nazım'la da şeyle de Kemal Tahir'le de hapis arkadaşlığı var. Şimdi ama bence esas önemli noktası orada ötekileştirmeye, yani bugün hala süren ötekileştirmeye çok ciddi atıflar var. Yani benim en çok etkilendiğim sahne
O filmde de var. Filminde de onu özellikle şey yapmışlar böyle. Koymuşlar o şey oynuyordu. Savaş Yurttaş. O karakteri oynuyordu. İşte patron ya da ustabaşı geliyor galiba. Bir şey soruyor. Şimdi tam deminden beri bakıyorum bulamadım o sayfayı da. Orada böyle şive yapıyor. Biraz böyle kırık Kürtçe, kırık Türkçe bir şeyler söylüyor. Bununla alay ediyor böyle, aşağılıyor orada şey. Efendim? Donu yok. Donu yok. Donu yok diyor. He, donu yok, yok evet. Diyor. Hayır, donu yok diyor. Evet. Evet evet doğru. Orası mesela sonra o işte ustabaşı ayrıldıktan sonra yanındaki arkadaşına normal konuşuyor. Evet. Yani ben diyor böyle onu söyleyebilirim. Yapayım. Ben diyor böyle söyleyebilirim diyor. Niye söylemedin diyor. Bırak o kendini akıllı zannetsin diyor. İşte yani kendini bilgili, kültürlü bir şey. Yani şimdi tam kelimeleri hatırlamıyorum da yani hani neyden bahsettiğimi herkes anladı diye düşünüyorum. Mesela benim en çok ilgimi çeken, en çok etkilendiğim şeyi buydu. Kısmı buydu. Bu aslında bir nebze, yani şimdi bu tabii çok böyle politik bir şey olacak, değerlendirme olacak belki ama Anadolu irfanı diye bu Nurettin Topçu'nun İslamcıların böyle şey yaptığı, tariflediği şeye bence tersten çok güzel bir örnek. Yani ben bunu çok eleştirel bir yerden değerlendiriyorum yani. Tabii bu ezilmişliğin de bir başka göstergesi. Yani insanların kendi oldukları durumdan farklı olarak kendini gösterme çabası. Yani oradaki insan ilişkilerindeki vahşete de çok böyle şey, etkileyici örneklerden biri. Yani bu yönleriyle bence muazzam. Tabii en son Yusuf'un geri dönüşü falan çok dramatik. Yani onların hepsi, yani bütün bu hayat hikayesinin sonunda başarısızlık, oradaki büyük başarısızlık da çok dramatik. Ama yani ben bilmiyorum, daha önce yine konuşmuştuk. İşte edebiyat açısından da şöyle bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Türk edebiyatının, yani modern edebiyatın, ilk kuşak edebiyatın işte Peyami Safalar falan var işte o dönem. Böyle biraz daha böyle devletçi, işte Ahmet Hamdi Tanpınar var, daha İslamcı. İşte şey de Orhan Kemal de bunun tam solcusu. Yani bu kuşakta öyle bir pozisyon alıyor. Ve bedelini de ağır ödüyor. Yani hayatını bu şekilde konumlandırmasının bedelini de çok ağır ödüyor. Yani çok güzel hikayeleri var tabii. Bereketli Topraklar üzerinde en güzeli sayılıyor. Ama biraz şeyden, Steinbeck'ten etkilenme olduğunu net düşünüyorum yani ben. Yani hem Fareler ve insanlardan var, ağırlıklı olarak Bitmeyen Kavga'dan ciddi bir etkilenme var. Tabi Bitmeyen Kavga ile Gazap Üzümleri de biraz birbirine benziyor. Gazap Üzümleri'nde de aynı şekilde etkilenme var. Yani aklıma gelenler bunlar. Şimdi bunları söyleyeyim, çok uzatmayayım. Bir yeterli şey olur. Evet, Seyit'e bir ekleme yapabilir miyim? Ben de mesela Gazap Üzümleri'nin iskeleti, Germinal'in, Germinal Emil Zola'nın romanı, o şeyin, patozun yakılması, harman yerinin yakılması, Germinal'e çok benzettim ben. Zeynel ve Halo Şamdin yaktılar orayı. Çok benzettim. Fareler ve insanlara benzettim ama inan ki oradan almış diyemiyorum. Yani belki konu olarak yararlandı, iskelet olarak yararlandı ama o kadar bizden, o kadar Türk edebiyatına mahsus bir eser ki ben bir Türk yazarın bakış açısıyla anlatıldığını ve konu olarak seçilen yerin de işte pamuk işçileri, harman yapan işçiler, bunların hepsinin de çok isabetli olduğunu düşündüm. Evet, teşekkür ederim. Ha, bir şey daha söyleyecektim, çok özür dilerim. Romanın sonunda o tren garında İşte ben ustabaşıyım diye kasılarak geliyor. Adam gülüyor içinden, yani ustabaşı nedir ki falan gibilerden. Sonra onu bir çay içmeye davet ediyor. Orada adamın böyle çok alçaktan almasıyla o kadar çok dökülüyor ki Yusuf, iflahsızın Yusuf.
İşte okumak da neymiş? Ben diyor oğlanı okutacaktım ama diyor okumak da neymiş ki? Yani okumanın da küçümsendiğini görüyoruz burada. Halbuki okumak bilinçlenmektir. Ben okumaya hiç karşı değilim. Bilinçlenmeye. Burada bilinçlenmeye de bir karşı yaptığı duvar işçiliğini, öğrendiği duvar işçiliğini okumaktan da daha öte görüyor. Öylesine yok olmak üzere ki bu insan duvar işçiliğiyle elde ettiği sıfat onu yukarılara taşıyor. O kadar dolduruyor yani. Hissiyatını dolduruyor diyeceğim. Ben de hakkıyla girebilir miyim? Tabii hocam, buyurun. Evet. Şimdi bu John Steinbeck'in Gazap Üzümleri'yle Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerindeki eserindeki evet ortaklığı Seyit çok güzel tespit etti, buldu ve ben de bununla gurur duydum. Sonra Seyit'in bunu demesinden sonra düşündüm üzerinde. Evet, ortaklık göç olgusu ve insan olgusu anlamında çok ciddi bir benzerlik var. Fakat buna girmeden önce bir yere bir şerh koymak istiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsederken tırnak içinde söylüyorum, İslamcı kimliğini kullandı. Şimdi Hayal Hoca kitapları sayarken Huzur'dan da bahsetti. Huzur konuşulurken Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o özelliği hakkında konuşuruz ama ben kesinlikle İslamcı yönünün olmadığını düşünüyorum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Ahmet Hamdi Tanpınar bir dönem İslamcılara bırakıldığı için ve onlar da zaten İslamcılar da Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlamaya başladıklarında bıraktılar zaten. Neyse, oraya geçeriz. Şimdi iki eser, Gazap Üzümleri ve Bereketli Topraklar üzerinde. Evet, göç ile sosyal politika arasında çok ciddi bir ilişki var ve bu her iki romanda da göçü görüyoruz. Bereketli Topraklar üzerine baktığımız zaman işte kış aylarında işte tarım yerinde yapacak hiçbir iş bulamadıkları için Orta Anadolu'nun işte 45-50 evlik köylerinden iş ve ekmek aramak için Çukurova'ya inen 3 köylü arkadaş. Gazap Üzümleri'nde de aileleri görüyorduk. Öbek öbek inen. Şimdi bu 3 köylü arkadaşın demin gaz ocağından bahsettin Gülizar Hocam. Hani ne hayali bir gaz ocağı. Ve dikkat, her iki eserde de ben ortak nokta olarak bir de bu bireyselliği görüyorum. O ailede de örneğin damatlarının işte kaçıp gitmesi, birbirlerini terk etmeleri. Buradaki üç arkadaşın da birlik olarak değil bireysel olarak hareket etmeleri, bireysel hayaller, birbirlerinin arkasında durmamaları, fark olarak da Gazap Üzümleri'nde sonuna doğru bir örgütleşme görüyorduk o rahiple birlikte. Fakat Bereketli Topraklar üzerinde böyle bir örgütleşme yok. Böyle bir örgütsel yapı görmüyoruz. Yine bireysellik almış başını gidiyor. Ama burada şimdi gene Gülizar Hoca dedi ya, burada hani ben tam bu topraklardan görüyorum dedi. Tam bize has dedi. Evet, tamamıyla bize has. Neden? Çünkü Bereketli Topraklar üzerinde daha toprak reformunu yaşamamış bir ülke. Bakın bu çok önemli. Toprak reformu yapmamış. Sanayileşmeyi gerçekleştirmemiş. Az gelişmiş bir ülke. Yani bugün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını konuşuyoruz. Ama hala birinci o başlangıçtaki halimizde bile değiliz. Neden? İşte ben yine bunu toprak reformuna ve sanayileşmeye yoruyorum.
Bakın oradaki işçiler bu üç kahramanda ekmekle sermaye arasındaki ilişkiyi kuramıyorlar. Onlar nerede sıkışıp kalıyorlar? Irgat başının aldığı haraçta. Oradaki o kumardaki o Irgat başının aldığı o mono parası mı diyorlardı? Yani bu biraz kültürle de alakalı. Ve aslında Orhan Kemal biraz yüzeysel de vermiş karakterleri. Mesela John Steinbeck'in biraz daha derine indiğini görüyorum. Orhan Kemal daha yüzeysel gidiyor. Evet, bir ekmek derdi. Evet, hani böyle anca beraber, kanca beraber diyen üç arkadaş öyle yola çıktılar köylerinden, değil mi? Anca beraber, kanca beraber dediler ama köylülerini de ölüme terk ettiler. Böyle bir durum da söz konusu. Bir de şeyi örnek vermek istiyorum. Çok ilginç. Bakın orada hayatta kalan başarıya giden kimdi? Sürekli o emmisinin sözlerini tekrarlayan karakter. Şimdi hatırlayın, işte emmim der ki siz olun, işte şehirliğinin suyuna gidin. İşte o ak derse kara demeyin. Sonra yine sayfa 56'da el kapısında çalışan adamın boynu eğri olmalı. Emmim der ki, yine sayfa 45'te gurbette insan derdi emmim, sudan çıkmış balığa döner. Tevekkül olun, aman tevekkül. Tevekkülün koyununu kurt yemezmiş. Sayfa 381'de koltuğuna ver. Esah beller şişer, ha şişer. Emmim derdi ki sissin, bırak derdi. Enayiler şiştiler mi işiniz düze çıkar derdi. Evet, bunlar biraz kurnaz, değil mi? Kurnaz öğütler. İşte tevekkül olmak, boyun eğmek, aşağılanmaya razı olmak. Ama bütün bu öğütlere uyan o ihlassızın Yusuf gemisini yürüttü. Evet, şimdilik bu kadar. Bir şey daha söyleyebilir miyim Ulaş Hocam? Tabii, buyurun Güzel Hocam. Şimdi burada aslında belki çok temel bir izlek var romanda. Bir yırtınırcasına birey olmaya çalışan insanlar var burada. Yırtınırcasına. Ama bunların kökenlerinde de ümmetçi bir zihniyet var. Cemaatten gelen bir zihniyet var. Onun için bu romanda örgütleşen insanlar göremiyoruz. Yani sendika, mesela gazap üzümlerinde sendikalaşma vardı. Oysa burada sendikalaşma yok. İşte Zeynel var, Halo Şamdin var ve Hidayet'in oğlu daha çok adalet arayan insanlar olarak, bilinçli insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani cemaat olmak, ümmet olmaktan öte gidemeyen ama bundan kurtulmaya çalışan insanlar var. Bu da sanki bana Cumhuriyet rejimiyle işte Osmanlı rejimi arasındaki farkı çağrıştırdı. Bilmiyorum. Öyle düşündüm. Buyurun. Pardon, yazış tarzına bağlıyorum. Çünkü Orhan Kemal hani her insanda her şeye rağmen aydınlık bir yan, temiz, insani bir yan bulunabileceği inanan bir, yani bu yapıdaki bir kişilik. O nedenle hani eserlerinde anlattığı toplumlarda yaşanan ekonomik şartlara rağmen ne yapıyor? Yine de insanları hoşgörüyle ama tabii ki olduğu gibi ele alıyor. Yani bunun ben onun aldığı kültürle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Basının geçmişi okuduğumuzda, biyografisini okuduğumuzda
bile aşağılayarak, tiksinerek bakmıyor. Tabii. Evet, başka söz almak isteyen? Servet Bey konuşmak istiyor Olay. Buyurun Servet Bey. Merhabalar. Çok keyifli oluyor, geçiyor. Çok güzel açıklamalar, düşünemediğimiz konular birleştiriyoruz kafamızdan. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Bu güne hazırlık olmak üzere kitabı yeniden okudum tabii. Şimdi Orhan Kemal'in gençliğinde kendisi bizzat pamuk tarlalarında önce çalışıyor, sonra orada katip olarak çalışıyor, hesap tutuyor. Dolayısıyla bu insanlarla birebir bir bağlantısı var. Bunların yaşamını görüyor. Bunların yaşamını gördüğü için, onlarla beraber yaşadığı için de onların yaşamını kaleme alması çok kolay oluyor onun için. Ancak bunları kaleme alırken daima Anadolu argosunu kullanıyor. Her taraf, bütün kitap başından sonuna kadar konuşmalarda Anadolu argosu var. Dolayısıyla insanların kendi muhitlerinde konuştukları dilin ötesine geçemediklerini ve pek geçmeye de niyetleri olmadığını gösteriyor. Yani o devirde de henüz daha biz okuma, okula gitme, okuma yazma şeyini tam çözememişiz kitapların başladığı zamanda, kitabın yazıldığı zamanda. Dolayısıyla o mevsimde, o zamanda mevsimlik işçilik var. Göçten bahsedildi biraz önce. Biz buna göç diyemeyiz. Bu mevsimlik işçi, mevsimlik göç de diyebiliriz ama günümüzde de bu mevsimlik işçilik diye geçiyor. Yani sadece Çukurova'nın çalışmaya müsait olduğu verimli ürünlerin ve ürün verdiği zamanlarda işi daha az olan, işi olmayan Sivas gibi, Çorum gibi, Kırşehir gibi bölgelerden verimli çöl, bereketli topraklar, kutsal topraklar gibi bir nevi düşünülerek oraya bir çalışmaya geliniyor. Amaç ne? Amaç bulundukları şehirde kazanamadıkları ücreti, parayı kazanmak, birikim yapmak, o birikimle ailelerine geriye dönmek ve onlara geçim ve refah sağlamak. Bunun için de hedefleri var. Ama hedefleri o kadar basit ki, o kadar basit ki hedefleri. Dediğimiz gibi bir gaz ocağı veya bir kumaş, bir lastik ayakkabı gibi basit kavramlarla uğraşıyorlar. Neden? Çünkü görenekleri bu kadar, yetişme tarzları bu kadar, daha ileriye gitme olanakları yok. Şimdi köyde 3 tane samimi arkadaş, gayet mutlular, birbirlerini çok seviyorlar, her gün beraberler. Hatta Anadolu'da gelenek, belki de köyde sokaklarda el ele geziyorlar bu arkadaşlar ki Anadolu'da el ele gezmek çok moda veya kültür erkeklerin, samimi arkadaşların. Şimdi köylerinde gayet samimiler, gayet etik davranmak zorundalar ve mahalle baskısı var üzerlerinde. Büyüklerinin baskısı var, onlardan çıkamıyorlar. Ama üçü birden şehre geldikleri andan itibaren değişiklik başlıyor. Önce arkadaşların birisini hastalandığı için ve biraz da tembel olduğu için terk etmek zorunda kalıyorlar. Veya terk ediyorlar. Zorunda mı kalıyorlar, terk mi ediyorlar? Aslında terk ediyorlar bence. Benim anladığım kadarıyla terk ediyorlar. Sonra ikisi beraber hareket ederken bu sefer köylerinde bulamadıkları, görmedikleri bir hayatın içine düşmeye başlıyorlar. Ama birisi evli, çoluk çocuğu var, işte evde oraya sorumlulukları var. Öbürü daha henüz nişanlı ve gösterişli bir adam.
Ne oluyor? Değişiyor. Değişmeye başlıyor. Değiştikçe öbür iki arkadaş da birbirlerinden kopuyorlar. Dolayısıyla üçü birken üçü de ayrı ayrı insan oluyorlar. Ne oluyor? İşlerindeki zaaflar ortaya çıkıyor. Bu zaafları da yazarımız Orhan Kemal çok güzel tek tek açıklayarak üzerine basa basa anlatmış bize. Şimdi diyelim ki bugün farklı mı olay? Olay bugün farklı mı? Aşağı yukarı bu olaylar henüz daha Anadolu'da bitmedi. Bugün halen Çukurova'da mevsimlik işçi çalışıyor. Özellikle Urfa tarafından, Siirt tarafından mevsimlik işçiler pamuk toplamak için geliyorlar. Onların hayatlarını orada izlemek, görmek halen buna benzer olayların olduğunu halen görebiliriz. Bakın, bakın daha önemli bir şey söyleyeyim daha. Günümüzde televizyonda bir dizi var Camdaki Kız diye. Orada Halil diye bir şey var. Köyünü bırakmış çalışmaya gelmiş İstanbul'a. Hayri Bey gitmiş. Önce tutuyor ve şehirde yaşamın cazibesine mi dalıyor, kendisini mi kaybediyor? Yani günümüzde de bu olaylar devam ediyor aslında. Ben ve eşim, biz mesleğimiz icabı Anadolu'nun her tarafında görev yaptık. Doğuda da, Güneydoğu'da da insanlarla beraber olduk. Onlarla oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. Onların hayatını gördük, izledik. Anadolu'nun her tarafında buna benzer, aşağı yukarı buna benzer yaşamlar halen devam etmekte. Ve bunu o kadar yavaş bir gelişim gösteriyor ki, bir evrim gösteriyor ki, yani henüz bitmiş değil. Netice olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde bahsedildiği gibi toprak reformu o zaman yapılmamıştı. Sonradan yapıldı ama hedefine ulaştı mı? Bence ulaşmadı. Dolayısıyla bu sorunlar halen devam ediyor ve ben diyorum ki bu kitabı okuduktan sonra köylü köyünde kalmalı, köy enstitülerinden yetişmiş öğretmenler onları köylerinde yetiştirmeli ve köylerinde verimli olmaya, üretim yapmaya yönlendirilmeliler. Doğrudan doğruya köyünden gelip şehre alışmak bir intibak süresi gerektiriyor. Bu intibak süresini de eğitimle vermek lazım. Maalesef bizde de böyle bir şeyler yok. Uzattım galiba. Teşekkür ederim. Güzel hocam, buyurun. Şimdi Servet Bey'in söyledikleri, ben de bazı konularda eksik kaldığımı, onları ifade etmediğimi hatırlattı bana. Bir defa göç konusunda çok haklısınız. Eskiden göç kahramanın yolculuğu gibi dışarıya çıkardı. Göç biraz para kazanırdı. O hedefine ulaşacak kadar parayı toplayıp tekrar köyüne geri dönerdi. Bu genelde böyleydi. Mesela Almanya olayında da böyleydi. Almanya'ya giderdi, sonra köyüne tekrar dönerdi ya da dönmezdi. O ayrı bir konu aslında. Köy enstitülerinin varlığı bu dönemde buna, bu tür bir göçe bence ön ayak olmuştu. Bunu söyleyeceğim. Bir de çok önemli bir kitapta, gazap üzümlerinde olmayan bir şey var. Kadının toplumdaki yeri çok güzel anlatılmış. Yani kadın gerçekten bir meta olarak kullanılıyor burada. Bugüne göre tabii şehirli kadınla köylü kadın arasında tabii ki fark var. Burada tartışmaya açık bir konu ama mesela ustabaşının iki tane kızı var. Selvi ve Seyran, bunlar kötü yola düşüyorlar. O dönemlerde çok duyduğumuz şeylerdi bunlar. Yani sadece cinsel meta olarak kullanılan insanlar haline geliyorlar. Mesela Fatma var burada, Fatma kahramanı var. Fatma da, o da kendine yer edinmeye çalışıyor. Bir şeyleri elde etmeye çalışıyor. Elde ettiği zaman işte sen benimle birlikte olursan sana burada kalma imkanı tanırım diyor bir tanesi ona. Bilal'di galiba. Halbuki öyle yapmıyor. Onu terk edip gidiyor, anlıyoruz ki roman içerisinde. Yani kadın sorunu da çok önemli bence burada. Evet. Bu kadar söyleyeceklerim. Seyit,
Buyur. Geliyor mu sesim? Yani bu şeyi kullanmakta biraz zorlanıyorum da sanırım geliyor. Hocama teşekkür ediyorum öncelikli olarak Füsun Hoca'ya. Şimdi ben iki konuyla ilgili ekleme yapma ihtiyacı duydum. Aslında Ulaş'ın olduğu yerde bunu söylemek çok doğru değil. Yani o sonuçta konunun uzmanı ama yani bu hem gazap üzümlerinde hem de bereketli topraklar üzerinde de vurgu yaptığımız bu bireysellik meselesi yani sanırım şöyle yorumlamak lazım. Sosyolojik bir olgu olarak yorumlamak lazım. Ya bu kapitalizmle ilgili bir şey. Net olarak kapitalizmle ilgili bir şey. Yani kapitalizm bütün üretim araçlarıyla birlikte bütün üretim ilişkilerini de yeniden organize ettiği gibi bütün insan ilişkilerini de yeniden organize ediyor. İşte hani çok kullanılan bir kavram ama işte işte komünayı parçalıyor, işte kişiselleştiriyor, bireyselleştiriyor, insan ilişkilerini paralize ediyor, parçalıyor. Aynı zamanda kişilik parçalanması da yaratıyor. Çünkü çok başka değerler gündeme geliyor yaşamın içerisinde. İşte yani yaşadığımız ortamda, işte köyümüzde, kasabamızda, mahallemizde, işte daha böyle İşte ne derler, itibarlı olmak, işte doğru davranabilmek önemli bir değer iken kapitalizmle birlikte işte zengin olmak, para kazanmak, işte ne bileyim patron olmak, işte formen olmak, yani böyle şeyler kategorisine göre daha fazla şey kazanıyor gibi, yani kıymet kazanıyor gibi sanırım. Yani bu tarafı önemli diye düşünüyorum. İkincisi, ben hani biraz da Orhan Kemal'in şey yaptığını düşünüyorum, yani ikinci ek kısmı. Yani çok net bir şekilde siyaset yapıyor bence hikayelerinde, yani kitaplarında. Yani zaten TKP üyesi, yani kendisi. Türkiye'de de özgürlükler malum, yani hala yok, o zaman daha da yok şey olarak, vaziyet olarak. Hani açık yapılamıyor. İşte meclis kullanılamıyor. Açık siyaset kapatılıyor zaten bütün sol ya da sosyalist partiler hani dönem itibarıyla. Bunlar da hem fikir adamı, hem fikir insanı, hem de siyaset insanı. Yani bunları bir araç olarak kullanıyorlar. Yani edebiyatçılıkla paralel giden bir siyasetçilik var o kuşakta. Yani ben öyle gözlemliyorum. Yani Yaşar Kemal'de tabii o bir sonraki kuşak sayılır Yaşar Kemal, ama Yaşar Kemal'de de var bu. Kemal Tahir'de de çok net. Orhan Kemal, Kemal Tahir biraz aynı dönem. Yani böyle düşünüyorum. Bir de şey çok doğal. Çeşitli yurt dışı şeylerinden etkilenimler. Yani biraz böyle bir şey. Çünkü hani Rus edebiyatıyla Fransız edebiyatı belli bir eşgüdümle gelişmiş. Ve Türk edebiyatı da biraz o dönemki işte çağdaşlarıyla eş güdümle gelişmesi de çok normal. O yönüyle benzerlikler kurabilir. Yani her yazar kurabilir. Yani zaten onu mesela şey diye tanımlıyorlar ya, bilmiyorum tam olarak şimdi hatırlamıyorum, kimin lafı da çok meşhurdur ya, hepimiz Gogol'un paltosundan çıkmışızdır diye bir şey vardır. Yani böyle Rus edebiyatını anlatırken. Değil mi? Tolstoy'un lafı mıydı? Yani, yani işte zaten kendileri de bunu kabul ediyor. O yüzden çağdaşlarıyla bu şekilde şey olması çok güzel. Yani intihal gibi hiç düşünmedim zaten, yani öyle bir şey olarak. Hocamın söylediği, Gülizar hocamın söylediği de doğru. Yani çok da bizden aynı zamanda. Bunun ikisini çok güzel becermiş. Hani son not olarak da şeyi söyleyeyim. Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili çok uğraştım hocam da şeyi alamadık. Hala Dergah Yayınları'nda. Yani biz onu almaya çok çalıştık. Yok. Onu bir ara Yapı Kredi aldı. Sonra yeniden Dergah'ın eline kaldı. Mahkemelik oldular. Dergah bırakmadı. Yapı Kredi'nin elinden geri aldı Dergah onu şey olarak. Ya yani söylediğiniz doğru. Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili söylediğiniz doğru. Hani ben genel algıya atıfta bulunmak için onu söyledim. Bence onu da okumak lazım yani. Belki onu da konuşursak güzel olur. Gülizar hocama bir şey.
Seyit'i anlayacak, onu destekleyecek iki paragraf belirtebilir miyim? Tabii. Buyurun. Buyurun hocam. Bir tanesi, evet, hani Orhan Kemal'in, Orhan Kemal, işte Kemal Tahir, Yaşar Kemal sıralamasıyla bir kıyas yapmıştı. Evet, burada Orhan Kemal'i şunu görüyoruz Orhan Kemal'de. Hani toplumsal gerçekliğin insan gerçekliğiyle birlikte uyumlu bir şekilde verildiğini görüyoruz. Bu bir kere büyük bir başarı. Mesela beni bu kitapta en çok etkileyen o oldu. Hani deminki konuşmamda bir Steinbeck kadar derinine inmedi, biraz yüzeysel geçiriyor insan tahlillerini dedim ama bu gerçeği de göz ardı etmemeli. Yani toplumsal gerçekliğin insan gerçekliğiyle birlikte uyumlu verilmesini ve bunu yaparken de insanları çok böyle idealize etmeden onları içinde yaşadıkları şartlara uygun olarak o şartlar içinde veriyor. Biri buydu, öbürü de şu. Şimdi hani köyün besleyemediği, işte toprağın besleyemediği ve insanları kentte iş ve ekmek aramaya ittiği koşullardayız. Ve burada ne görüyoruz? En ağır şartlarda bile çalışmaya razılar. Verilecek en basit ücreti bile kabul etmeye razılar. İşte ahırdan bozma bir yerde yatmaya razılar. Yeter ki iş bulsunlar. Yani bir işleri olsun. Patronun sömürüsüne, ırgat başının sömürüsüne bunlara da razılar. Neden? Yine o kapitalizm bilincine geleceğim. Baktığımızda sömürü kavramından uzaklar bizimkiler. Yani bizim toplumumuzda hani şimdi ırgat başı tarafından ciddi anlamda sömürülüyorlar aslında. Ve bütün özlemleri ne? Mesela bu üç arkadaşın işte bütün özlemleri, ne bileyim işte, veyahut da köyden kente göçenlerin işte bir tahta araba, işte pazarda bir sebze arabası, işte o gaz ocağı olayı, bunlar hep işte bireysel çıkarlar ve bütün karakterler el yordamıyla bir çıkış yolu arıyorlar ama bireysel, örgütlenmeden. Neden? Çünkü işte sömürü bilincinden uzaklar. Dediğimiz gibi toprak reformu, sanayi devrimi gibi. Teşekkürler. Gülüzer hocam, buyurun. Sessizdesiniz. Gülüzer hocam, sessizdesiniz. Diyorum ama açmamışım, pardon. Şimdi romanın başında şöyle bir şey oluyor. İlk aylıklarını aldıkları zaman ustabaşı bunların elinden haracını almak istiyor. Ve bunlar tuhaflarına gidiyor. Yani nasıl olur böyle bir şey? Bizim maaşımızın bir kısmını elimizden alıyor diye. Çünkü zor şartlarda kazandılar onu insanlar. Bunu bir otoriteye şikayet etmek geçiyor. Sadece haksızlığa karşı sadece bunu yapabiliyorlar. Yani bu da biraz önceki sözünü ettiğim ümmet zihniyetinden uzaklaşmadıklarını ve ümmet zihniyetinin insanların kanına işlediğini anlatması bakımından bence çok önemli. Yani fabrikanın sahibine şikayet etmeye çalışıyorlar. Halbuki fabrikanın sahibi hep birlikte ustabaşıyla birlikte oluyor, bunları suçluyor. Böyle bir karşı çıkıyor yani. Bunu söylemek istedim. Evet. Hayal hocam, buyurun. Teşekkür ederim.
Yazarın amacı bu romanında Türk toplum yapısına ilişkin dönemsel bir gerçekliği yansıtırken temelde Anadolu köylüsünün maddi şartlar nedeniyle dışarı açılma zorunluluğuna ve bu zorunluluk sonucunda şehir dünyasında ezilişini ve ekmek derdi peşinde insanlıktan çıkışını, yok oluşunu dile getirmeyi amaçlamıştır diye düşünüyoruz. Sesim için özür dilerim. Reflü maalesef ses tellerimi mahvediyor. Ben kitabı okur ve şimdi tartışırken iki konudan, iki yönden bakmaya çalıştım konuya. Bir tanesi böyle bir çapraz geçişle Türk sinemasına kaydı aklım. Biliyorsunuz uzunca bir dönem işte Zeki Alasya, Metin Akpınar'ın Köyden indim Şehire ya da Sefil Bilosu, Kadir İnanır'ın bir takım filmleri, Kemal Sunal filmleri hep köydeki yoksunlukla şehirde zenginliği bulma aşkıyla hareket eden karakterleri bize tanıttı. Bir buraya gittim bir yanımla. Bir de eşimle tabii köy enstitülerine olan merakımı biliyor. Hemen köy enstitüleri açısından baktığımda şöyle bir paylaşım buldum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Orhan Kemal de Sabahattin Ali gibi sonsuz insan sevgisiyle köy enstitülerini ve orada yetişen öğretmenlerini haklı olarak över yüceltir ve sıklıkla yaptığı gibi İstanbul'da rastladığı çalışmaya gelmiş yoksul köylü memleketlileriyle söyleşirken şöyle anlatırmış. Öğretmen Ali'ye saygıları büyüktü. Sordum, köylüye nasıl yardım eder bu öğretmen Ali? Sarı benizli mektup yazar, gurbetten gelen okuntuları okur, pehlivan beleş beleşine iğne vurur, kinin verir. Kara kuru lakin dedi, köy yerinde onu da çekemeyen var. Kim? Muhtar, imam, köyleri dolaşan sağlık mamuru. Sağlık memuru niye çekemiyor? Sarı benizli öğretmen Ali iğneyi beleş vurur. Öğretmen Ali olmasa sağlık mamuru parayla vuracak. Tabii kızma ama. Evet, bakın ne kadar hoş bir dil. Ve öğretmene, okumuş kişiye o dönemde köyde ya da işte ağaların hakim olduğu yörelerde bakışı anlatan bir yaklaşım. O kadar güzel anlatmış ki o dönemin yaşamını ve insanların çelişkilerini aslında. Çok değerli buldum bu açıdan ve hem Atatürk'ün yaptıklarına hem köy enstitülerine olan yaklaşımı da Orhan Kemal'i benim gözümde bir kez daha yüceltti. Teşekkür ediyorum. Sesim için özür dilerim. Evet, teşekkür ederiz Hayır Hocam. Biraz da ben söz alayım. Şimdiye kadar bekledim ama biraz toplumsal gerçekçilik açısından bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir dönem Sovyet Türkologların Türk Edebiyatı ile ilgili yazdıklarını incelemiştim. Oradan çıkardığım bazı sonuçlar vardı. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Mesela ben biraz Orhan Kemal ile Gorki ilişkisini düşündüm aslında. Çünkü Maxim Gorki'nin iki dönemi var. Ve Orhan Kemal'in bu kitabının ilk bölümü ve ikinci bölümü aslında Gorki'nin iki dönemini yansıtıyor bence. Yani Gorki'den etkilenmiş demiyorum ama toplumsal gerçekçilik anlayışı açısından benzerlikler var. O da şu, Gorki'nin ilk kitaplarında şey vardır, öykülerinde müthiş sefalet anlatılır. Çok korkunç bir sefalet, en kötüsünden sefalet anlatılır ve biz okurdan empati kurmamız beklenir. Mesela böyle öyküler yazmıştır ilk dönem yazdığı öyküler. Orhan Kemal'in bu kitabının ilk bölümü de sanki öyle gibidir. Yani o kadar kötü bir koşulları anlatır ki biz okurdan empati kurmamız beklenir aslında. Ama ben bunu arabesk olarak adlandırıyorum. Çünkü mesela drama tarzı, dram tarzı
melodram tarzı bir takım anlatılar zaten tam da bunu yapar. Yani en kötü koşullarda yaşayanları anlatır ama onlara bir çözüm önermez. Yani doğrudan onlara acımamız beklenir ve empati kurmamız beklenir. Yani Gorki'nin de böyle bir dönemi olmuştur. Sonraki dönemlerinde ise mesela ana gibi kitapları yazmaya başlar ve böyle olunca da örgütlü işçi kavramı öne çıkmaya başlar. Sendika kavramı öne çıkmaya başlar. Şimdi biraz önce sendika diye yok Orhan Kemal'de o konuya girdik. O konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Yani Orhan Kemal'in toplumsal gerçekçiliği aslında bir anlamda çok olumlu, bir anlamda kısıtlı bir gerçekçilik. Çünkü şöyle bir kısıtı var. Toplumsal gerçekçiliğe göre yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar anlatılıyor. Yani buradan Orhan Kemal'den bir bilim kurgu kitabı çıkmaz mesela. Çünkü daha çok belgesel tadı olan bir romancı kendisi. Toplumsal gerçekçi olduğu için. Peki sendika niye yok? Sendika yoktu ki 1950'lerde. Yani parti yoktu. Türkiye İşçi Partisi yoktu mesela. Şey yoktu. Sendikaların o bölgeye gitmesi yoktu. Devrimci gençler yoktu mesela. Bunları görmek için 60'lara zaten gelmemiz gerekiyor. 60'larda geçmediği için roman bunların olmaması çok doğal. Ve Orhan Kemal 1970'te ölüyor. Belki 70'lerde yazsa daha farklı bir bitiriş olacak bu tür romanlarında. Ama dönem romanı, dönemi yansıtıyor yani romanında. Bir de şöyle bir şey, birinci bölüm, kitabın birinci bölümüyle ikinci bölüm arasında ciddi farklar olduğunu düşünüyorum ben. Birinci bölüm sanki ikinci bölüme bizi hazırladı. Birinci bölümde biz acayip sefalet gördük. Ama ikinci bölümde isyan eden işçiler gördük. Yani kendi kendine isyan eden. Örgüt yok ortada, sendika yok, parti yok. Seste sorun oluyor. Evet. Duyulmuyor onu. Evet, ne yapayım? Biraz bekleyeyim mi? Teste. Evet. Duyabiliyor musunuz şimdi? Ulaşçığım, birinci bölümü bir daha anlatır mısın lütfen? Duyamadık. Neyi? Birinci ve ikinci bölümü duyamadık. Evet. Tamam. Birinci bölüm sanki bizi ikinci bölüme hazırlıyor gibidir. Birinci bölüm daha çok arabesk bir anlatıdır bana göre. Yani sefaleti anlatmasına bir sakınca yok. Ama sadece sefaleti anlatsaydı bu roman bir Orhan Kemal romanı olmazdı. Sonunda ikinci bölümde isyan eden işçilerin olması ve kendiliğinden isyan etmeleri tam bir Orhan Kemal imzası gibi bana göründü. Dönemde sendika yok, parti yok ama kendiliğinden isyan eden insanlar var. Bu da çok doğal diye düşünüyorum. Ve 1970'te ölmeseydi belki 1970'lerin dönem romanlarını yazsaydı o zaman hani Yılmaz Güney filmlerindeki gibi böyle daha radikal tiplerle karşılaşacaktık diye düşünüyorum. Bunun dışında benzerlikler olduğunu söylüyoruz. Mesela ben de Gorki ile benzerlik olduğunu düşünüyorum. Steinbeck'te benzerlik olduğunu söyledik ama ben aslında benzerlik olmadığını düşünüyorum daha çok. Benzerlikten ziyade toplumsal gerçekçi olmaları nedeniyle benzer bir açıdan bakmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani birbirinden aşırma şeklinde değil ama benzer hayata benzer bir açıdan bakmak noktasında. Bir de bugün bu konuda değişen hiçbir şey yok dediniz diyenler oldu biraz önce. Ben katılmıyorum. Ben biraz iyimserim. Yani böyle bir durum olsa bir kere halktan yana olan birçok avukat var. Bir kere bu işçileri savunacak avukatlar çıkardı ortaya o bölgede. Baro harekete geçerdi. Belki tabip odası belki harekete geçerdi. Böyle durumlarda artık eskisi gibi değil yani. Hani acımızı çekiyoruz ve kimse duymuyor gibi bir durum yok. Hani en sonda jandarmanın işçiyi toplaması gibi bir durumda mutlaka bence halktan yana olan avukatlar müdahale edecekti. Bunun örneğini nerede görüyoruz? Belki çok alakasız gelebilir ama bence alakalı şeyde görüyoruz. Barajlara karşı, HES'lere karşı yapılan mücadelede kendiliğinden mücadele eden köylülerin jandarmanın önüne atlaması, jandarmayı engellemeye çalışması ve bunların yanında olan bir takım avukatların olması. Örneğinde görüyoruz. Yani artık insanlar sahipsiz değil diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Gülizar Hocam siz söz almak istiyorsunuz sanırım.
Evet, biraz Maxim Gorki ile Nazım Hikmet'ten çok etkilenmiş. Hatta onu onlara okuduğu için hapse atılmış Orhan Kemal. Romanda dediğimiz gibi sadece açlığı, yoksulluğu anlatmamış. Çözümü de sunmuş ikinci yarıda. Bunda da çok haklısınız. Mesela realist bir roman olduğunu düşünüyorum. Toplumsal gerçekçi, ayrıca realist bir roman. Çünkü Pehlivan Ali inanılmaz romantik bir insandı. Sadece ya da sadece duygularıyla yaşayan bir insandı. Onun ölmesi, öldürülmesi de sanki romanda bunun öldürülmesi de bunun göstergesi. Yani nasıl Anna Karenina romanında Anna Karenina'nın yalnız kalıp işte aşkından karşılık bulamayıp yalnız kalması gibi. Yani nasıl realizm vardı o romanda, burada da aynı şeyi düşündüm. Bir de şeydi, şimdi yani değişen şeyler de var, değişmeyen şeyler de var diye düşünüyorum. Bu romanda jandarma bir otoriteydi. Jandarmaya karşı daha işte doğruyu savunan bir yanı vardı jandarmanın. Ama bugün olsa patronun yanında olur diye düşündük yani. Böyle de bir gerçek var sanki. Bunu söylemek istiyorum. Evet, bence de bugün zaten öyle. Yani o HES eylemlerinde gördüğümüz zaten tam öyle bir manzara. Ama tepki gösteren insanlar var artık. Yani acıyı evet, tek başına yaşamıyoruz diye düşünüyorum. Haklısınız, o bakımdan çok haklısınız. Yani baroların tepki göstermesi, insanların çoğunun bilinçli olması, tepki gösterme, toplu hareket etmeleri bu yüzden. Gazak üzümleri daha önce olmasına rağmen daha önce yazılmış değil mi Seyit? Öyle söylemiştim. Ben de tarihine bakmıştım. Gazak üzümleri daha önce, ama orada bir sendikal örgütlenme var. Bir de kadın daha cabbar, böyle kadın bir kahraman da orada. Bu romanda ise Anadolu kadını sahipsiz de kimsesiz de tutunacak dalı yoksa kötü yola düşmeye mahkum. Çünkü kadın cinsel obje olarak kullanıyor. Bu da çok acıklı gelmişti bana. Mesela Fatma sıtma hastası ama adam ondan yararlanıyor yani. Hasta kadından yararlanacak kadar böyle bir şeyler, kadının değeri yok yani toplumda. Gerçi bu mücadele belki Atatürk'ten sonra Atatürk'ün katkılarıyla, Cumhuriyet'in getirdiği kazanımlarla kadın ön plana çıktı. Ön plana çıkmayı başardı, haklarına sahip çıktı. İyi ki sahip çıkmış geri. Çok acıdım yani. Bu kadar, buyurun. Yani bir yaklaşıma göre Atatürk'ün devrimleri birçok köye uğrayamadı. Onun için aslında bu kadın temsilleri belki de o uğramamaya karşılık geliyor. Bir de şey, Amerika'da Amerika yani gazap üzümlerinde sendika vardı dedik ya. Çünkü Amerika'da sendikanın tarihi çok eski. Yani ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumsal gerçekçilik de yine anlatıyor. Olanı anlatıyor. Olan ya da olabilecek olanı anlatıyorlar. İkisi de diye düşünüyorum. Seyit, buyur. Geliyor mu sesim? Geliyor. Evet. Kedinin miyavlaması bile geliyor Seyit. Evet, kediler. Ya bu kedi yapıyor. Biraz bu biraz manyak ya. Bırakmıyor beni böyle şimdi. Yapıyorlar ama. Evet. Şimdi ben hani böyle tartışma açmak için şey yapmayacağım da, mesela bu arabesk dedi ya Ulaş, ona katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Yani o şekilde kavramsallaştırmanın pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani esas olarak ikincisi çok iyimser bence hocam, Ulaş hocam. Yani ben o konuda şeye çok diğer beyefendinin adını unuttum şimdi, şeyde de göremiyorum. Servet Bey. Servet Bey, evet. Servet Bey'e katılıyorum. Daha çok Servet Bey'in söylediklerine. Yani Türkiye'deki hani görünürde belli bir modernleşme var gibi gözüküyor ama bu altyapısı çok zayıf ve altyapıdan çok nasiplenmemiş bir modernleşme. Yani sonuçta 80 yıl bu ülkede modernizm
İşte hani çok politik bir konu ama son 20 yıl sonunda nasıl gericileştiğimiz de ortada. Yani bu tip meselelerde bence insan kaynağının hala çok problemli, çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani ben Ulaş kadar iyimser değilim maalesef. Yani olmak isterim ama değilim yani. Benim gözlemlerim biraz daha olumsuz bu konularla ilgili. Bir de Türkiye'de şöyle bir sorun var. Örgütlenmeyle ilgili, yani bugün siyasete de yansıyan tarafının olduğunu düşünüyorum. İşçi sınıfı hareketi diye bir siyasal etki herhalde bir 15-16 Haziran var. İşte bir de 70'lerin sonlarında lokal, işte toplumsal hareketlere bağlı olarak belli işçi direnişleri var. Onun haricinde bütün hikaye hep kimlikler üzerinden gelişmiş yani. Hep kimlik meselesi var. Yani buradaki bu romanda da ağırlıklı olarak yansıyan şey işte kadın sorunu, Kürt sorunu, işte köylü sorunu, işte ne bileyim işte eğitim sorunu, yani hep böyle kimlik, işte cehalet ve benzeri, yani buradaki atıflar biraz oralara oturuyor. O yüzden örgütsüzlük meselesinin bu kadar alt bir parametrede olması da doğal geliyor bana. Çok normal geliyor. Hani bunları bir şey olarak söylemek istedim. Bir vurgu olarak. Yani bilmiyorum, güzel bir konu, tartışabiliriz ama tabii sizin zamanınız varsa, benim zamanım var. Yani onunla şey itirazım yok ama yani Servet Hocam'ın söyledikleri bence daha daha makul yani benim gözlemlerim açısından. Biraz ben yani Ulaş'a burada bu kadar teşekkür ediyorum. Gülüze Hocam buyurun. Ulaş Hocam, bir de burada romanda esrar satmak vardı. Evet. İnsanları kazandıkları parayı ellerinden almaya çalışan insanlar var. Dolayısıyla kolay para kazanmanın yolu açılmıştı. Bugün artık bu kolay para kazanmak ayyuka çıktı günümüzde. Olumsuz bir gidişat olarak bahsedersek, kolay para kazanma topal köseyle başladı. Faizle para kazanıyordu. Hidayet'in oğlu onu öldürdü. Ama arkası çok geldi. Yani patron ve ona yakın insanlar tarafından kolay para kazanma hırsı, lüksü çok fazlalaştı. Günümüze kadar bu artarak geldi. Değişen bir olgu olarak bunu söylemek istedim. Evet, şimdi yani pratikte mesela salan paraları olan ilgi bile onunla alakalı. Yani kolay yoldan para kazanayım. Salan paralar. Ben katılıyorum. Ufak bir şey daha aklıma geldi. Biraz aslında ne yazık ki vaktimiz yok. Ama şöyle bir şey var. Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde kitabıyla ilgili akademik incelemeler gördüm. Onlardan birkaç tanesini başlığında okuyacağım. Bir fikir verebilir diye bize. Mesela birisi, Orhan Kemal'in fabrikada toprak işçilerini konu alan Bereketli Topraklar üzerinde vukuat var ve Hanımın Çiftliği romanlarında yapı, tema ve anlatım. Böyle bir inceleme yapılmış. Sermayenin tüketiş olgusu Bereketli Topraklar üzerinde. Emekçilerin gündelik hayatını görünür kılmak Bereketli Topraklar üzerinde ile 40'lı 50'li yıllara gerçekçi bir bakış. Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde romanında kente yiten insan. Ondan sonra bir karşılaştırma yapılmış. Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde ve Gurbet Kuşları romanlarının edebiyat coğrafyası açısından incelenmesi. Gerçekçi bir söylemin analizi Bereketli Topraklar üzerinde. Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde adlı eserindeki birleşik yapılı cümleler üzerinde bir inceleme. Dil bilimsel bir çalışma yapılmış. Türkiye'de kanonik roman Yaban ve Bereketli Topraklar üzerinde isimli eserlerde köylü sordu. Orhan Kemal'in ve Gassan Kenefani'nin toplumsal gerçekçi romanları Bereketli Topraklar üzerinde ve Güneşteki Adamlar. Başka, Taşralı insanın değişim süreci incelenmiş. Bir de sağ taraftan şöyle bir inceleme var.
Toplumcu Gerçekçi Türk Romanı'nda Komünist Propaganda başlığı altında incelenmiş. Bereketli Topraklar üzerinde. Sonra devletin toprak üzerinde örgütlenmesi gibi konular. Yani bayağı ilginç konular işlenmiş. Keşke vaktimiz olsaydı bunları okuyup bunları da tartışabilseydik diyerek ben sözü Gülizar Hocama veriyorum. Gerçekten Orhan Kemal'in bu romanı ve Orhan Kemal üzerinde çok fazla araştırma var, akademik araştırma var, değerlendirmeler fazla. Ben etkilenmemek için bunlara dikkat etmedim. Bir tek şeyi filmi izlemiştim daha önce. Romanı okuyup filmi izlemiştim. Ama dediğiniz gibi çok çalışma var. Onu söylemek istedim. Yani Orhan Kemal üzerine çok çalışma var. Bunlar takip edilebilir YouTube'da. Özellikle makaleler okunabilir, değerlendirmeler izlenebilir. Keşke bir atölye çalışması yapsak da Orhan Kemal üzerine bir çalışmamız olsa. Teşekkür ederim. Evet. Başka söz almak isteyen? Ona da olmazsa gelecek döneme ekleriz Gülizar Hocam. Hoş olabilir. Evet. Şimdi, evet doğru söylüyorsunuz Hayal Hocam. Füsun Hanım'ın söylediği Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine de ben bir şey söylemek istedim aslında. Onu tamamlayayım öyleyse. Ahmet Hamdi Tanpınar bana göre arada kalmış ama Anadolu halkından çok İstanbul halkını, İstanbul'u ve Osmanlı hayatını seçmiş bir yazar. Biz bunu Huzur'u okurken de görmüştük. Huzur'u değerlendirirken bunun üzerinde de dururuz ama çok başarılı bir yazar. Yani biz İstanbul Üniversitesi'nde şeyle Tanpınar'la başladık, Tanpınar'la bitirdik diyebilirim. Çok incelendi Tanpınar ama bana göre kendisi de söyler. Yani Anadolu gerçekliğini görmüştür. Anadolu'nun daha doğru olduğunu, orada yaşananların gerçek olduğunu bilir ama Osmanlı'nın şaşasını da över yani. O taraftan olduğunu da söyler Tanpınar. Huzur da işlenmesi gereken bir konu. Hep beraber konuşuruz inşallah Huzur'da. Huzur kaç, ne zaman demiştiniz Hayal Hanım? Huzur 26 Mayıs Cuma akşamı. 26 Mayıs Cuma, onu da ekleyeyim ben. 14 Nisan'da körlük konuşacağız. Evet. 26'sında huzur ve 16 Haziran'da da Çankaya'yla bitireceğiz. Evet. Daha çok böyle ortadan kitaplar seçmeye çalıştım. Evet, teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar Ulaş Hocam. Evet. Emeğinize sağlık. Çok keyifli bir akşamdı. Ben kendi adıma çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. Ulaş'a bu teknik konularda, her konuda zaten Ulaş maşallah, evet. Her konuda çok iyi. Çok teşekkür ediyorum. Son sözde yine Ulaş'a bırakayım. İyi akşamlar evet. Dilerim katılımcılara da. Teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel katkılar sağladınız. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.